Soru: La ilahe illallah'ın şartları nelerdir? Cevap: La ilahe illallah'ın 7 şartı vardır. Birinci şart: Cahilliğin zıttı olan ilimdir. Yüce Allah mealen şöyle buyurur: Bil ki Allah'tan başka hak ilah yoktur. Yine Osman radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim la ilahe illallah'ı ilimle kavrayarak ölürse cennete girer. İkinci şart: Bu kelimenin manasına kesin bir iman ile yakin etmektir. Şüphesiz ki iman ancak şeksiz şüphesiz bir iman ile olur. Zannetmek ve şüphe ile iman bir araya gelmez. Yüce Allah şöyle buyurmuştur: Müminler ancak öyle kimselerdir ki onlar Allah'a ve Resulüne iman edip sonra hiçbir şüpheye düşmeyen, mallarıyla cihad eden kimselerdir. İşte doğru olan kimseler bunlardır. Ayette şüphe ve şek olmaksızın Allah'a ve Resulüne iman etmenin şart olduğu belirtilmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediği rivayet edilir: Şehadet ederim ki Allah'tan başka hak ilah yoktur ve ben Allah'ın Resulüyüm. İşte bu iki gerçek üzere şüphe etmeden iman eden bir kimse muhakkak ki cennete girer. Üçüncü şart: Kalp ve dil ile kabul etmektir. Kur'an-ı Kerim ayetleri bu kelimeyi kabul eden kimselerin Allah tarafından kurtarıldığı, kabul etmeyenin ise azap gördüğü kıssalarla doludur. Dördüncü şart: İnkiyat. İnkiyat şartı ise boyun eğmek anlamı taşır. Terk etmek manasının zıttıdır. Kim ihsan eder halde Allah'a teslim olursa kopmayan, sapasağlam bir kulpa sarılmış olur. Sapasağlam kulptan kasıt La ilahe illallah'tır. Ayette yüzü ile Allah'a teslim olmak sözünden kasıt ise muhsin olarak boyun eğmektir. Yüzü ile kendini Allah'a döndürmeyen ve muhsin olmayan bir kimse o sapasağlam kulpa sarılmış olmaz. Beşinci şart: Sıdk, yani doğruluktur. Yalan değildir. Bu ise kalbinden bir doğruluk ile bunu söylemesidir. Yani kalbi ve dili bir olmalıdır. Yüce Allah şöyle buyurur: İnsanlar iman ettik demek ile onları denemeden bırakılacaklarını mı zannettiler? Muhakkak ki onlardan öncekileri de denemiştik. Artık Allah doğru olanları ve yalancı olanları elbette bilecektir. Muaz radıyallahu anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur: La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözünü kalbiyle sadık olarak söyleyene Allah cehennem ateşini haram kılar. Altıncı şart: İhlastır. Bu ise amelleri her türlü şirk şaibelerinden uzak tutmaktır. Yüce Allah şöyle buyurmuştur: Bilin ki halis din Allah'a aittir. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edilen bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Şefaatimle en bahtiyar olacak kimse kalbinden veya içinden ihlas ile La ilahe illallah diyen kimsedir. Yedinci şart: Muhabbettir. Sevmektir. Bu sözü sevmek, bu sözün gerektirdiği şeyleri sevmek, bu söz ile amel edilen kimseleri sevmek ve şartları yerine getirmeyen kimselere ise buğz etmektir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur: İnsanlardan bazıları da vardır ki Allah'ın yanı sıra bazı eşler edinip onları Allah'ı sever gibi severler. Oysa müminlerin Allah sevgisi elbette daha kuvvetlidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Enes radıyallahu anhu'nun rivayet ettiği bir hadiste şu şekilde buyurur: Sizden biri beni evladından, babasından ve diğer tüm insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş olmaz.